Merhabalar. Valla bugün bence en sıcak şu gelişmeyle başlamak lazım. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu malum Türkiye'de kurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarpmış ve Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet vermişti hatırlayacak olursanız. Epey işte videolar çıktı, İBB videolar yayınladı, konuşuldu, tartışıldı öyle mi böyle mi diye. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu zaten Türkiye'ye gelmedi, gıyabında yargılandı. Somali yetkililer Göçer'in eşiyle görüştüler, ailesiyle görüştüler. Göçer'in eşi şikayetini geri çekti bir noktada. Ama tabii kamu davası devam etti. Taksirle öldürme suçundan savcı 6 aydan 2 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme bunu paraya çevirmiş. 27.300 lira verdi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve konu kapanmış olacak. Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatı bu. 27 bin lira. 27 bin lirayı verecek. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu iş bitecek. Ki Somali yani bize de ihtiyacı olan bir ülke. İşte ülke ne kadar diyebilirsen yani bir hükümet var, Cumhurbaşkanı falan diyorsun da ülkenin yarısına ya hükmediyor ya hükmedemiyor falan. Böyle bir durum var ama herhalde orada yürüyen bir takım başka ne işleri var hükümetin, hükümetten birilerini falan bilemediğimiz için 27 bin liraya konu kapandı maalesef. Bununla ilgili bir avukat arkadaş çok doğru bir şey yazmış hakikaten. Diyor ki bakın, şöyle göstereyim. Meslek hayatımda bu kadar çabuk biten bir taksirle ölüm davası görmedim. Ne ara bilirkişi raporlarını tartıştınız, ne ara ATK raporu geldi. Kapitülasyonlar zamanı bile bu kadar rezil olmamıştık. Mavi Marmara davası, Cemal Kaşıkçı davası, şimdi de bu dava, daha bilmediğimiz ne örnekler var kim bilir diye. Çok doğru söylüyor. Mesele kapandı gitti. Ölen öldüğüyle kaldı. Allah rahmet eylesin. Ben Yunus Emre Göçer'in eşine de kızmıyorum. Vay siz neden acaba şikayetinizi geri çektiniz diye. Kadın ne yapsın? Kadın herhalde bu işin de bir yere varmayacağını anladı. İki çocuk tek başına kaldı şimdi. Bir şekilde geçinmeye bakacak. Hayatta kalmaya bakacak. Ne yapsın? Ama işte mesele bu kadar yani. Mangalda kül bırakmayanlar. Asıl başka bir mesele var. Bu Ahmet Bostancı. Serapist midir nedir bilmiyorum. Bunun bir tarikat mıdır nedir bunlar? Camide Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler de anılır ya rahmetli. Buna karşı çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz bu serapistler şehitleri şehit saymıyor. Diyor ki bunlar İslam için savaşmadı ki. Bunlar bu işte onlara göre bu Allahsız Cumhuriyet için savaştı. Onlara şehit denemez diyorlar. Buna tepki gösteriyor camide. Atatürk'e hakaretler ediyor. Bununla ilgili hakkında açılmış bir dava vardı. Tabii ki tahliye kararı verdi mahkeme ve herhalde bunlar dediğim gibi tam da bilmiyorum bu Ahmet Bostancı, Selefist bir tarikat. Onlar da kutladılar bunu, bu tahliye kararını. Burası İstanbul Anadolu Adliyesi. Orada görülen bir dava. Ve yaşasın şeriat diye sloganlar attılar. Bu Ahmet Bostancı'nın tahliyesine şehitlere hakaret eden, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere hakaret eden, Kurtuluş Savaşı şehitlerine onlar şehit midir diyen. Çünkü yani şunun için özellikle altını çiziyorum. Mevcut iktidar, ay efendim işte şehitleri sözde en çok sahipleniyor. Bu vatanseverlikte sözde milliyetçilikte kimseye mangalda kül bırakmıyor ya. Durum bu. Kurtuluş Savaşı şehitlerinden daha büyük şehit mi var kardeşim? Ha, yok. Onlar şehit değildir diye kendini yerden yaratan Allah'ın serefisti. Saldılar gitti. Bir de bu insanlar bakın yani bir normal insan serefist olmaz. Dindarlıktan bahsetmiyorum. Ama yani normal insan şu Türkiye koşullarında yaşayan normal insan serefist olur mu? Kim bilir ne gaybten sesler duyduğuna falan inanan bir adam yani. Herkes sokakta kendine sahip çıksın vallahi ne olacağı belli değil. Böyle salmışlar. Arkadaşları da seviniyor. Yaşasın şeriat diye bağırıyor. Hani diyeceksiniz ki ya Türkiye çok liberal bir ülke olabilir. İsteyen istediğini söyleyebilir. Kimileri de şeriatı savunabilir. Savunabilir tabii. Olabilir. Şiddet yok, bir şey yok. Slogan atmışlar sadece. Peki adliyede her isteyen her istediği sloganı atabiliyor mu? Yani başına ne geliyor? Can Atalay'a özgürlük diyebiliyor musun mesela? Ne geliyor başına? Can Atalay'a özgürlük diyemiyorsun. Gezi davası onurumuzdur diyemiyorsun. Ama yaşasın şeriat diyebiliyorsun. O zaman orada bir sakatlık var demek ki. Yani durum bu. Hayır zaten mevcut yargı da yani ne kadar araçsallaşmış olduğu ortada. Bu serefist adam tahliye edildiğine göre buyurun buradan yakın yani. Ama işte şehitler mi? Fakat şehitler de araçsallaştırılarak
Bunun üzerine bir siyasi söylem bina ediliyor. Bugün Devlet Bahçeli özellikle tabii bu Kuzey Irak'taki saldırı üzerine kurdu grup toplantısını. Zülfü Livaneli'ye salladı arada falan. Fakat işi şeye getirdi. Bir tabii AYM, Zühtü Aslan'a böyle laf soktu. Yani AYM istediğimiz kararları versin diye getiriyor. Çünkü şeyi diyor, AYM böyle karar vermeye devam ederse diyor, bu Kürt siyasetçiler de çıkacak. Hedefleri o mu, amaçları o mu biz bu kadar şehit verirken diyor. Ve en son zaten hani DEM Parti kapatılsına getirdi. Karamanoğlu Mehmet Bey 747 yıl önce bugünden sonra hiç kimse divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil konuşmayacak fermanı nasıl ki tutacağımız bir buyruk ise aynı şekilde hiçbir terörist veya yandaşı dağda, bayırda, ovada, belediyede, şehirde ve de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde barınmamalı, tutunmamalıdır. Irmak Kuday diyorsunuz ki ya bırak ya 747 yıl öncesini, günümüze gel be adam. Gelmezler Türkiye'de zaten, bakın bu bir şey. Sürekli tarih tartışıyoruz ya, bu Şeyh Said meselesinde de dedim. Bitmiyor tarih tartışma. 80 yıl önce öyle olduydu. Peki onu tartışıyorsun. 800 yıl önce oldu, böyle olduydu. Hadi onu tartış falan. Tarih fetişizmi bu. Neden? Günümüz konuşulmasın diye. Günümüz konuşuyor. Biz habire 300 yıl önce böyle o. 500 yıl önce Hacıların Hüseyin bunu dediydi. Ha, bana ne kardeşim? Bana ne? 747 yıl önce bilmem kim bilmem kim. Yani sohbat işte ne, ama menkıbecilik. Şimdi ona geleceğim. Yani çok sıkıntılı arkadaşlar. Türkiye'de siyaset de çok sıkıntılı. Siyasetçiler de çok sıkıntılı. Böyle ne olur bilmiyorum. Şimdi Devlet Bahçeli bir kere şunu söyledi. Dedi ki artık bir yeni bir güvenlik stratejisine geçilmeli. Daha da sertleştiriyor yani söylemleri. Bu mevcut sistem yeterli değil diyor. Altın çizerek açıklıyorum. Önümüzdeki yeni sürecin bir sonucu olarak ayrıntılı bir bölücülükle mücadele stratejisi hazırlanmalı, mutlaka uygulanmalıdır. Türkiye'nin güvenliğini, milli birliğini ve bütünlüğünü hedef alan husumet cephesinin hayata geçirmeye çalıştığı alçak senaryo karşısında Türkiye'nin hareketsiz kalması düşünülemez diyor. Yani kim mesela, herkes Türkiye'nin güvenliğini tehdit ediyor olabilir Sayın Bahçeli'ye göre. Kafasında bir şablon. AYM niye böyle karar vermiyor? Türkiye'nin güvenliğini tehdit. Bu niye bunlar burada böyle konuşuyor? İçeri atın. Yani Bahçeli'nin dediği, bizim gibi düşen herkes içeri atılsın, bir şey olsun, öldürülsün, dizinden vurulsun, topuğundan vurulsun, gayrimeşru ne falan, neyse legal çerçevede ne oluyorsa yapılsın. Yani böyle bakıyorlar hayata aşağı yukarı, bu şablonu çizdi. Bir de bir şey daha söyledi. Türkiye'de de Suriye'de 60 kilometre içeri girecekmiş. 60 kilometre içeri girecekmiş, yani mevcut üst bölgeleri de yeterli. 60 kilometre içeri girip oradan kuş bile uçurtmayacak dedi Devlet Bahçeli. Onu da şu tez üzerine dayandırıyor. Amerika Birleşik Devletleri sözde müttefik bir ülkedir. Ancak Türkiye'ye karşı yapmadığı kötülük, oynamadığı oyun, tezgahlamadığı saldırı, saçmadığı nifak son 74 yıldır neredeyse kalmamıştır. Bugün ABD'yi sorgulamak demek, bir yönüyle terörizmi sorgulamak demektir. Bugün ABD'yi sorgulamak demek, darbeler tarihiyle yüzleşmek demektir. Ekonomik krizlerin altına bakınız. Karşınıza çıkacak husumet yüz bellidir. Terör saldırılarının, bölgesel gerilimlerin, komşu ülkelerdeki iç kargaşa ve kaosun arkasına bakınız. Yine aynı mihrak çıkacaktır. FETÖ'nün, DEAŞ'ın, PKK'nın, YPG'nin, devşirilmiş siyasetçilerin ve kimliksiz sivil toplum kuruluşlarının sahipleri, açık açık söylüyorum, Brüksel, Washington hattındadır. Artık yetti diyoruz. Artık yeter diyoruz. Gözümüzün içine baka baka sırtımıza hançer yemeye sabır ve tahammülümüzün kalmadığını cümle aleme aykırıyoruz. Şimdi Ömer Doğan demişsiniz ki sap saman kat karıştır, bir cümlede on ayrı konu. Doğru, yani bu halk arasında normal kıraathanede dayıların konuştuklarını grup toplantısında konuşmaya haline getirmiş Devlet Bahçeli. Çağatay Türk de diyor ki ülkücüler komplo teorilerini en çok seven topluluk olabilir. Şimdi burada şöyle bir şey var, yani şunu unutmamak lazım.
dünyada işte savunma literatürü olsun, uluslararası ilişkiler literatürü olsun, bunun %99'u İngilizce ağırlıklı olarak. Yani sen İngilizce bilmiyorsan, bu işlere bakıyorsan, yani değil mi, güvenlik konusunda bir strateji belirliyor şimdi Devlet Bahçeli. Ne diyor? Burada Amerika Brüksel attı, STK'lar da bu işin içinde, partiler de bu işin içinde. Bir komplolar kuruyorlar. Türkiye'de buna karşı ne yapacak? Suriye'den içeri 60 kilometre girecek falan. Şimdi nereden peki çıkarıyor bu çıkarımı? Şimdi dil yok, diş yok. Yani parti içinde de öyle, yani yok açıkçası. Hani dünya literatürünü takip etsin, savunma literatürünü okuyor, farklı kaynakları sürekli takip ediyor, değişik haber kaynaklarını takip ediyor, bütünlüklü bir... Ya açık söyleyeyim, böyle birisi yok. Yani yok Türk siyasetinde de az, MHP'de hiç yok. Yani dil yok, diş yok. Yurt dışına hayata çıkmış mıdır Devlet Bahçeli? Herhalde çıkmamıştır. Ankara'da takılıyor işte, kendi evi, ofis falan. Yani neye göre söylüyor mesela bunları? Valla bir şeye göre söylemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye'deki siyasetçiler hep böyle size, ya bizde çok gizli bilgiler var, herkesin bilmediğini biliyoruz, onun üzerine bir şeylerse, buna kanmayın. Yani bu kadar, bu adamların hayatı, bu adamların çapı bu. Hiçbir şey yok. Ne bilecekler? Hayatını açmış bir kişi, her şeyi geçtim. Yani pek çok OSINT açık kaynak, oradan buradan takibini geçtim. Yani bir açıp, ne bileyim abi, düz bir hani bir solcu Amerikan gazetesi bile okumamıştır, anlatabiliyor muyum? Bir, yani bilmiyor öyle bir şey mesela. Karşılaşmamıştır falan. Ne bileyim, bir şeyle mesela Brüksel'den bir akademisyenle karşılaşıp konuşmuş mudur? Yani yok. Bir şeye dayandırıp söylemiyorlar. Çeşitli komplo teorileri. Aralarında daha önce dinlemiş oldukları menkıbeler falan. Bunun üzerine bir savunma stratejisi çiziyor kafasında genellikle Türkiye'deki siyasetçiler. Ve böyle ülke yönetilmeye çalışılıyor. Acı gerçek bu, kusura bakmayın. Maalesef, keşke böyle olsa. Keşke bizim bilmediğimiz bir takım bilgilere haiz olsalar falan da. Ha, bizim bir takım bilmediğimiz bilgilere haizlerdir. Şöyle ki, Ankara içi çeşitli mafyatik kim kimin kantinini aldı işletti, kim kimi topuğundan vurdu, kimin otoparkını kim aldı falan. Bunları bir takım politik soslu, sanki arkasında ideoloji varmışçasına bu kavgaları biliyorlardır. Yani biz o kadarını bilmeyiz tabii. Ama onun dışında yok yani. Öyle bir bilen birisi falan, takip edici, öyle birileri yok bu kadrolarda. Onun için de böyle 60 kilometre. Niye 60 kilometre mesela? Tezcan Özer. Bilmiyorum, vardır. Biri demiştir böyle 60 kilometre, bilmem ne bilmem ne demiştir. Yarı doğru yarı yanlış bir bilgi, onun üzerine de böyle diyordur Devlet Bahçeli. Volkan Akyıldırım da uyarıyor. 60 kilometre derinlik demek Suriye Savaşı'nın stratejik noktası, M5 karayolunu bazı noktalardan geçmek demek. Emperyalist devlet ve Suriye rejimi buna izin vermez. Pençe Kilit'in başlıca savunucusuydu işte. Bilmiyorum, öyle demiş. Kim bilir, bilmiyorum ki mesela, çıkıyor. Kimi zaman Esad'la barışsak diyorlar. Ne kastettiklerini biliyorlar mı falan. Ben hiç zannetmiyorum. Şimdi Devlet Bahçeli öyle diyor işte, 60 kilometre girilsin falan. Girilir mi, Erdoğan'ı sıkıştırır mı bu konuda? Belki görüştüklerinde der. Bugün kabine toplantısı var. Gündeme gelir mi bilmiyorum. Yeni yılın ilk kabine toplantısı. Asıl tabii emeklilere ekzam düzenlemesi konuşulacak, burada tartışılacak. Asıl millet bunu bekliyor. Şimdi bu meseleye dönerim ama bugün Özgür Özel de grup toplantısında iyi konuştu. İyiydi. Yani bir şeyi söyledi. Malum şimdi CHP, özellikle iktidar şu stratejiyi gidiyor. CHP'yi demle yalnız bırakmak. Hatta hani Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'le de konuştu ya bu terör saldırısı sonrası. Özgür Özel de ona değindi. Bazı telefonların gelmesi gelmemesinden daha kötüdür. Yani ne oldu sizi aradı da diyor Meral Akşener'e. Hem de şunu söyledi. Ya kardeşim, siz siyasi liderlerin bazılarını arayıp bazılarını aramıyorsanız bilgi vermek için, bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir terör saldırısıyla ilgili, siz demek ki devlet adamı değilsiniz dedi Özgür Özel. Çünkü şimdi yine aynı strateji, yani işte bunlar terörü, bunlar aslında HDP'yle kucak kucağı, bunlar Kürtlerle kucak kucağı denecek falan. Şimdi tabii bu terör saldırısının ardından, dün de biraz söylemiştim, yani CHP'nin bir strateji çizmesi de çok kolay değil. Her halükarda şimdi DEM'le işbirliğine bir tür gidince CHP potansiyel oyların bir kısmını kazanıyor, bir kısmını kaybediyor. DEM partiye kapılarını kapatsa yine aynı şey. Potansiyel oyların bir kısmını kazanıyor, bir kısmını kaybediyor. CHP'nin işi zor, kolay değil. Fakat Özgür Özel onu da söyledi. Biz hiç kimseyle gizli görüşmüyoruz. Bunu da söyledik. Açık, kamuoyunun gözü önünde. Neyse ne, basın toplantılarıyla açıklayarak bu görüşmeleri yapıyoruz dedi. O konuda geri adım atmıyor. Ve aynı zamanda AK Parti'nin bu terörü, yani bu terör saldırısının ardından mecliste imzalatmaya çalıştığı bildiriyi neden imzalamadığını da açıkladı. Açık açık, uzun uzun uzun, yani şöyle göstereyim size. Maalesef
Cuma akşamı 9 eve daha ateş düştü. Aynı bölge, aynı üs, aynı zafiyet, aynı hatalar ve yeni şehitler. Sonra yine çıkmışlar, dediler ki bir kez daha kınama yayınlayalım. Aynı talep. Doğrudan dedik biz artık orada yokuz, tavrımız değişmez diye. Bakın şimdi ne oluyor arkadaşlar. Bugün iki bakan o gelmedikleri meclise bugün geliyorlar. Vermedikleri beyanatı, bilgiyi veriyorlar. Meclisin karşısına çıkıyorlar ve bekliyoruz ki sorularımızı yanıtlayacaklar. Bakın başka ne oldu arkadaşlar? CHP'ye imza atmadı diye, vatan haini diyebilecek fiiliyettekiler uzaklardan iyi dinlesin. Bu salon nerede durdu, nasıl durdu, nasıl o gün birlik ve beraberlik içinde o ortak kavgın arkasında durdu, bugün ne oluyor? O gün biz imza atmadık. Bugün meclis başkanı yine bir bildirge kaleme almış, yine bütün partilere yollamış. İmzalayanlar var. CHP imzalamadı. Bu kez Saadet imzalamadı. Bu kez Gelecek imzalamadı. Bu kez Deva imzalamadı. Bu kez Demokrat Parti imzalamadı. Evet, İyi Parti, hadi siz de kendi bildirinizi yayınlayın. Yani siz beceremediniz, başarısız oldunuz, yanlış dış politika, yanlış savunma politikası yürütüyorsunuz. Şehit veriyoruz, biz niye buna ortak olalım? Bizim sorumluluğumuz yok, biz zaten sizi eleştiriyoruz diyor Özgür Özel. Böyle konuştu. Bu arada tabii İyi Parti'ye çağrı yapıyor ama Meral Akşener de bu aralar enteresan bir psikolojide herhalde. Hatırlayın, İBB'de İyi Parti Grup Başkanı İbrahim Özkan İyi Parti'den istifa etmişti. İyi Parti Ekrem İmamoğlu'na desteklememe kararı alınca istifa etmişti. Meral Akşener kendisine engellemiş Twitter'dan. Bir başka İyi Partili hakikaten de böyle öpey de emek sarf etti İyi Parti'ye. Uzun uzun da yazmış. Meral Akşener Ali Kıdığı da engellemiş. Vallahi bu engelleme de Twitter'da engellemesi de enteresan. Biz çocuk musunuz siz ya? Siyasetçisiniz. Küstüm. Hayır, kurumsal yürütülmüyor mu bu siyasetçilerin acaba Twitter'ları? Hayret yani. Bu Twitter demişken, şimdi Özgür Özel'in grup toplantısına tekrar döneceğim ama geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet attı ya, yalnızlığımdan kimse hani güç almasın falan diye. Onu Altan Sancar, iyi bir CHP muhabiri, CHP'yi iyi takip eden gazeteci arkadaşlarımızdan Politik Yol yazarı, güzel değerlendirmiş Sözcü'ye. Çünkü CHP içerisinde de bir takım beklentiler olduğunu söylüyor. Bunu nasıl tartışırlar, nasıl değerlendirirler bilmiyorum. Hem CHP'nin mevcut yönetimi hem eski yönetimi nasıl değerlendirir bilmiyorum ama Türkiye bir yerel seçime gidiyor. Şunun şurasında neredeyse 2,5 aylık bir süreç var. Hatta iki buçuk aylık bir süreç var ve bir yandan adaylar belirlenirken Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski yönetimi destekleyenler biliyor ki burada bir takım kırgınlıklar, kırılmalar olacak. Ve bu kırgınlıkların, kırılmaların desteklenmesi, hatta bunu Kemal Bey için söylemiyorum, tekraren söylüyorum. Fakat belli isimler bu kırgınlıkların biraz daha büyümesini istiyor. Bu çok açık. Çünkü bir kurultay hesabı yapılıyor. Acaba yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut belediye başkanlarından bazıları kaybedebilir mi? Ki burada özellikle isim verelim. Ekrem İmamoğlu acaba kaybeder mi? Kaybederse bir ne yaparız? O zaman kurultaya gideriz gibi bir hesap içerisindeler. Ve bu hesaba dair bence bir işaret fişeği olarak değerlendirmek mümkün. Çok açık ki bu. Yani CHP'nin mevcut yönetim tablosu şunu çok açık gösteriyor. CHP rakipleriyle mücadele edecek. Fakat rakipleriyle mücadele ederken aynı zamanda kendi içinde de bir mücadele verecek. Ben bu kurultay sürecinde de söyledim, tekrarlıyorum. Yani CHP içerisinden birileri, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda belediye başkanı kaybettiğinden medet. Çünkü böyle bir tablo gerçekleşirse biz yerimize geliriz, umudu bekliyor. CHP yönetimi, ki ben bazı görüştüğümde de sordum. Yani böyle bir tablo var, ne diyorsun diye. Şimdi Türkiye'den geliyordu. Bütün güçleriyle yerel seçimlere hazırlanmak istiyorlar. Fakat bir gerçeklik var.
Altan Sancar'ın şey bağlantısı da interneti biraz çok iyi değilmiş bağlandığı zaman Sözcü TV'ye konuşmuş. Bunları kesintiler var. Diyor ki CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'cular da şu hesabı yapıyor. Eğer İstanbul'u alamazsa Ekrem İmamoğlu kaybederse Kılıçdaroğlu veya Kılıçdaroğlu'nun işaret edeceği birisi geri döner. Barış arkadaş da söylemiş geçen, diyor ki Kemal Bey bir ofis açtı ya, ofisi çok doluyor taşıyor, gelenler gidenler, hiç boş zamanı yok, sürekli ziyaretçileri var, yani boş durmuyor Kemal Bey diye imalı tweetler de atmış. Yani valla burada CHP, yani Kramer Kramer'a karşı gibi yine bir CHP CHP'ye karşı durumu da var herhalde. Fakat şimdi bu sefer İmamoğlu'nun ekibi bayağı bu kumpaslara falan hazırlıklı benim gördüğüm kadarıyla. Özgür Özel'in grup toplantısından yine bir kısmı dinleteceğim size. Özgür Özel bu Mayıs seçimlerinde kendilerine kurulan kumpasları bir hatırlattı, onun bir altını çizdi. Açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük, oyu bize vermelisin. Sahte videolar yaptılar. Terörle ilişkilendirmeye çalıştılar. Eğer oyu bize vermezsen ezanı durduracaklar. Oyu bize vermezsen bayrağı indirecekler. Oyu bize vermezsen vatanı böldürecekler deyip aç karınlardan, işsiz insanlardan, güvencesiz çalışanlardan bir kere daha oy alıp iktidarlarını sürdürme yoluna gittiler. Şunu söyleyeyim. O gün ezanı dindirecekler dedikleri CHP'nin milletvekilleri bugün 5 vakit ezan okuyan müezzinin özlük haklarını yine bu kahramanlar savunuyor. Bu milletvekilleri savunuyor. O gün bayrağı indirtecekler dedikleri, o bayrak dalgalansın diye can veren uzman çavuşun hakkını, hukukunu savunuyor. O gün vatanı böldürecekler dedikleri, bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak 81 ilde, 973 ilçede birliği, beraberliği, kardeşliği savunuyor. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunuyor. Peki onlar ne yapıyor? Onlar ezan, bayrak, vatan deyip sizden oy alıp fiyatların belini nasıl kırarız diyenler iktidara geldikleri günden bugüne benzin %85, ekmek %60, makarna %91, yumurta %55. 28 Mayıs'tan bugüne bütün köylüler, bütün kamyoncular, bütün dolmuşçular, bütün şoför esnafı, bugün yolu benzin istasyonunun önünden geçecek herkes şahidim olun. 14 Mayıs'ta mazotun litresi 18 lira 50 kuruş. Bugün 39 lira 80 kuruş. 18,5 liralık mazotu 40 lira yaptılar 28 Mayıs'tan bugüne kadar. Bu iktidar iktidara gelene kadar, seçimi geçirene kadar yalanla, sahte beyanla oyları toplayıp sonra size sırtını dönen iktidardır. Değerli vatandaşlarımız, son bir yılda sadece, son bir yılda dana eti %143, koyun eti %157, tavuk eti %180, zeytinyağı %180, zeytin %141 zam almış durumda. Ve siz ne aldınız, biz ne aldık? Memurun zammı %49,25, emeklinin zammı ise 37,57. Eğer ENAK'a göre, yani gerçek enflasyon rakamlarına göre olsa zamlar en az %80 olacaktı. Yani bugün 15 bin lira maaş alanın cebinden 5.500 lira çalıyorlar. 20.500 alacaktı, 15 bin lira veriyorlar. Bugün 30 bin lira maaş alan 40 bin lira alacaktı, 10 bin lirasını cebinden çalıyorlar. Ama herkesin cebinden bir şey çalınıyor da esas cebinden çalınan Türkiye'deki en düşük emekli maaşı bugün itibariyle 7.500 lira. Evet. Şimdi ya, yani seçim öncesinde kumpas kuruldu, işte terör dendi, bu dendi, sanki CHP terör
Risklerle işbirliği yapıyormuş gibi gösterildi ama asıl mesele bu. Yani bir ekonomik çıkmaza, felakete sürüklendi Türkiye diyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Özellikle bunun altını çizmeye çalışıyor Özgür Özel yapmış olduğu konuşmalarda. Fakat şimdi tabii bu Mayıs seçimlerinde evet bu HDP, DEM meselesini ve bir beka meselesi olduğunu gündeme getirdi AK Parti ama bu AK Parti'nin de yeni yaptığı bir şey değil aslında. Başkanlık sistemine geçildiğinden beri Erdoğan sürekli bunu kullanıyor. Yani kullandığı şeyden hep tersi bu. Güvenlikçi söylemler, özellikle de böyle terör saldırısı vesaire üzücü bir saldırı olduğu zaman, Türkiye şehit verdiği zaman bu söylemi daha da rahatlıkla kendisi açısından ön plana çıkartabiliyor artık. Bu ezber, yani her seçimde kullanılan aynı senaryo, aynı taktikler. Fakat bunu CHP nasıl karşılayacak? Yani çalışıyor bu çünkü sürekli. Ya insanlar her ne kadar olarak gelirleri daralsa da ya olsun ama ya bir bak Türkiye saldırı altında görüyor musun işte. Brüksel'den Washington'a kadar herkes işi gücü bırakmış Türkiye'yi işgal etmeye çalışıyor diye buna inanıyor insanlar son 10 senedir. Ve böyle buna karşı CHP ne yapacak, ne yapabilecek mesele o. Şimdi işin bir bu tarafı var, bir de yani tabii Mayıs seçimlerinde sanki böyle PKK'lılar Kılıçdaroğlu ile halay çekiyormuş gibi gösterilmiş. Böyle bir fake videolar hazırlanmıştı. Erdoğan da bunların fake olduğunu kabul ediyor. Fake ama kardeşim mesele o değil, yani biz orada bir şey başka bir şey anlatıyoruz falan diyerek geçiştirmişti. Fakat bu sefer İmamoğlu'nun ekibi bu tip böyle fakeimsi videolara daha hazırlıklı gibi görünüyor. Dün epey konu oldu hatırlayacak olursanız. Bir işte İETT otobüsü. Bunu İmamoğlu'nun ekibi ortaya çıkarıyor. Yani İmamoğlu'nun ekibi ortaya çıkarmasına ziyade şöyle oluyor aslında. Bir prodüksiyon ekibi gidiyor bir İETT otobüsü kiralıyor. Bu İETT otobüsü sanki Bahçeköy'de yapılıyor çekim. Sanki böyle bozulmuş motorundan dumanlar çıkıyormuş gibi bir senaryo. İnsanlar da iniyor itiyor. Bu yine kullanılacak seçim propagandasında anlaşılan. Önce bu videonun görüntülerini ortaya çıkarttı İmamoğlu'nun ekibi. Sonra İmamoğlu valilikten de izin almışlar bu çekim için diye bundan bahsetti. İsmail Saymaz valilikten alınan çekim izini paylaştı. Ve dahası şoför, yani söz konusu çekimde kullanılan şoförün vermiş olduğu ifade tutanağı var. Çünkü olay ortaya çıkınca İETT bir soruşturma başlatıyor bu söz konusu olayla ilgili. Ve bu soruşturma çerçevesinde İETT şoförü de ifade veriyor. Diyor ki 12.01.2024 tarihinde şu araçla sefere başladım. Seferi tamamladım. Sonra mal sahibini aradım diyor. Araca hususi bir otomobili sürttüğünü falan söyledim. Kendisi sorun değil, yaptırırız dedi. Sonra diyor ki sen diyor sahibi, araca sahibi, belediye bu araç sahiplerinden kiralıyor bu araçları. Sen git diyor bir motor arızası ver diyor. Böyle bir şeyde bildirimde bulun. Çık diyor sistemden ve Bahçeköy'e git, orada bir reklam çekilecek diyor. Ben de diyor tamam arıza bildirimi yaptım, gittim buraya diyor. Sonra diyor iki şahıs geldiler, 10-15 dakika içerisinde biz geleceğiz dediler. Stop et, bekle, bir reklam çekeceğiz dediler. Motor kapağını açtılar ve herhalde diyor bir makine getirdiler. Çünkü böyle duman makinesi, sanki motordan çok duman çıkıyormuş gibi. Orada da bekleyen kişiler vardı. Bu kişiler de sanki yolcu gibi davrandılar. İndiler, otobüsü inmeye, itmeye başladılar. Yani böyle bir şey çekildi diyor. Fakat o sırada İETT'den yetkili bir arkadaş şahit oluyor bu duruma ve kendisi de diyor ki İETT'den yetkili bir arkadaş gördü, bu hiç hoş olmadı falan diye ve kendisi de mal sahibine bildiriyor. Ya ben böyle bir içinde olmaktan hiç memnun olmadım falan filan diye. Dolayısıyla olaydan dolayı çok mahcubum falan diyor. İş ortaya çıkıyor yani. Çünkü dün ilk bu görüntüler ortaya çıktığı zaman bu sefer hükümete yakın kimi hesaplar da hayır efendim çekilmiş olan böyle bir senaryo görüntüsü yok, İmamoğlu'nun ekibi yalan söylüyor demişti. Fakat soruşturmada, İETT'nin yürüttüğü soruşturmada şoför arkadaşım verdiği bu ifade ortaya çıktı. Bir başka olay daha var. O görüntüyü de verelim mi Ufukcuğum? Bu sefer Murat Kurum hani halkla sohbet ediyor. Bir kadıncağız geliyor ve diyor ki Beykoz'da benim arazim yıkıldı. Sözde kentsel dönüşüm başlayacak diyor. Fakat diyor bu Ekrem Bey tatilden dönse de bu kentsel dönüşümü başlatsa diyor. Şimdi bir kere arazim yıkıldı diyor. Bir dil sürçmesi. Hani arazi yıkılmaz. Beykoz'da bir evinin olması lazım yıkılması için. Beykoz'da kentsel dönüşüm bekleyen yer Çubuklu. Şimdi Çubuklu'da yalnız yıkılmış olan ev yok. Aslında. Doğru, kentsel dönüşüm bekleyen bir alan var. Burada da İBB ile İBB meclisi, yani yönetim ile İBB meclisi arasında bir anlaşmazlık var. Diyor ki İBB yönetimi burayı 3 bölgeye ayıralım.
daha feasible, o şekilde yapalım kentsel dönüşümü diyor. İBB'de özellikle AK Parti grubu da hayır. Yani diyorlar ki hepsini bir anda yapalım diye böyle bir anlaşmazlık var. Bir plana hazırlanıyor falan. Bu plan hazırlanma aşamasında. Bakın zaten almışlar, Hüseyin Kolcu da anlatıyor. Diyor ki yani yıkılmış olan bir ev yok. Bir ev yok yani bu kadıncağız Murat Kurum'a kim nedir? Bu da bir mizansen mi bilmiyorum ama anlatıyor yani yıkılmış olan bir yer yok ki diyor. Hukuki süreç devam ediyor bununla ilgili. Yıkılan bir yer yok yani söz konusu olamaz böyle bir şey diye. Böyle küçük bir acemilik söz konusu. Bu konuda dediğim gibi İmamoğlu'nun ekibi şu anda hali hazırda daha iyi çalışıyor. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basması meselesini düşünün. Bir yere yemeğe çağrılıyor falan. Birdenbire deniyor ki Kemal Bey buyurun işte siz de şu odaya alalım. Orada sizinle bir fotoğraf çektirelim falan bir kalabalık muhtemelen. Ne olduğu anlaşılmayan. Muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu nereye bastığını da farkında değildir. Çünkü o kalabalıkla genel başkanlar herkes her yerden bir şey söylüyor öyle oluyor. Yani bugün durup dönüp baktığınız zaman muhtemelen o seccadeye bastırılıyor. Ve öyle de bir fotoğraf alınıyor. Sonra da vay işte zaten bunlar dinsiz Allahsız falan oradan yürüyor AK Parti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi... Kurulan bu tip kumpaslara falan karşı bu kadar uyanık değildi açıkçası. Bu da bir yönetim sorunu olarak görülebilir mi? Görülebilir. Ama gördüğünüz gibi bu İmamoğlu'nun ekibi daha uyanık gidiyor şimdilik. Bakalım daha seçime kadar neler göreceğiz, neler göreceğiz yani birazcık. Bu işler böyle yürüyor maalesef. Şimdi ekonomi tabii ekonomiden devam etmekte aslında muhalefet açısından fayda var. Ömer Faruk Gergerlioğlu Aile Bakanı'na bir soru sordu. Ve dedi ki ta 11 yıl önce... mevcut iktidar diyor ki Türkiye'nin nüfus sorunu oluşacak. Her aile en az 3 çocuk yapmalı. Biz de bunu destekleyeceğiz. Daha önce işlemiştik Meltem Suat'la. Yani deprem bölgesine bile doğum kontrol araçları ulaştırılmıyor. Bugün gidip devlet hastanesine kürtaj olamazsınız. Çok zor. Peki madem öyle nüfus artsın isteniyor, her aile 3 çocuk yapsın isteniyor. Çocuk yardımı ne kadar? 11 yıl önce 300 liraymış. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Aile Bakanı'na sorduğundan anlıyoruz ki hala 300 lira. Şimdi Aile Bakanı diyor ki ya tamam 300 lira arttırmamışız ama başka destekler veriyoruz vesaire diyor. Meltem Suat da bu konuları takip eden bir gazeteci arkadaşımız. Meltem Hanım, ne diyorsunuz Aile Bakanı'nın açıklamasına? İyi yayınlar Nevşin Hocam. Şimdi Aile Bakanı bence sehven böyle bir açıklama yaptı. Çünkü normalde devlet verdiği yardımları saklama konusunda çok iyi. Ama gerçekten hani 2015 yılından beri bir 300 liralık çocuk yardımı var. Bu yardımın 2015 yılında verilmesinin sebebi de o zamanki Haziran seçimlerinden önce bir seçim vaadi uygulama amacıyla. Ki biliyorsunuz o dönemde en az çocuk tartışmaları vardı. Her kürtaj bir Uludere'dir tartışması vardı. O arada Aile Bakanlığı bir çocuk yardımını uygulamaya sokmuş. Ama yardımdan yararlanabilmek için çocuklarınızın 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş olması lazım. Şimdi ilk bu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sorduğu rakam sadece ilk çocuk için. Eğer ikinci çocuğunuz olduysa 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 lira tutarında bir defaya mahsus bir doğum yardımı ödemesi yapılıyor. Şimdi 2015 yılından beri güncellenmemiş çünkü o vaadi seçimden sonra unutup gitmiş iktidar ve şu anda da kimsenin aklına gelmemiş. Bir de şöyle ilginç bir şart var Nevşin Hocam. Çocuk parası uygulamasından yararlanabilmek için anne ve babanın birisinden biri TC vatandaşı olmak zorunda ve ayrıca ikisinin de sağ olması gerekiyor. Bu Avrupa ülkelerinde böyle değil. Şimdi hayır ikisi de sağ aslında. Politikasında... Bu şey değil mi ya anne veya ama o başka bir yardım alıyor herhalde yetim veya şeyse öksüzse belki. Evet o yetim aile evet. Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımız her seferinde Avrupa'dan örnek veriyor. Avrupa'da da işte 3 çocuk destekleniyor diye. Ve mesela çocuk yardımı konusunda en çok yardım verilen hatta bu konudan da artık muzdarip olan çünkü Alman vatandaşlar da artık çalışmak istemiyor yardımlar nedeniyle. En zengin ülke Almanya. Almanya ilk çocuk için ailelere 636 euro veriyor. Ondan sonraki her çocuk için ise 530 euro sosyal yardım veriyor. Ayrıca çocuk başına da aylık 250 euro kesin ve net bir şekilde yardım yapılıyor. Bizdeki gibi tek seferlik değil. Avrupa'da ikinci ülke bu konuda Avusturya. Onda da ilk çocuğa aylık 114 ile 165 euro arası bir çocuk yardımı veriliyor.
Şey söyleyeceğim, bu 300 lira bir seferlik mi veriliyor? Tabii bir seferlik, tekrarı yok. Bir ay falan gibi düşündüm. Bir tane çocuğa 300 lira. O neye? Şöyle örnek vereyim ben size hocam. Şimdi benim evimden devlet hastanesine gitmek için taksiye binmeniz gerekiyor. Ve şu anki İstanbul'daki indi bindi taksi ücreti 90 lira. Ben devlet hastanesine gidene kadar 170 lira bir taksi ücreti veriyorum. Ancak hastaneden eve geri gelemiyorum bu çocuk yardımıyla. Çünkü o 300 lira beni gidiş dönüş hastane ücretine yetmiyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu. Pardon. Bir tane bir şey yanlış mesaj verdim de. Bakın Şaban Karun diyor ki benim 4 çocuğum var. Yeşil kartlı olanlara veriyoruz. SSK'lı olanlara vermiyoruz dediler çocuk yardımına demiş. Çocuk yardımı için yani bir dakika. Çocuk yardımı için aslında hani başka bir yardım daha var. O da bebek bezi ve mama yardımı. Aslında o yeşil kartlılara veriyor. O da 24 ay boyunca devam ediyor. Aylık 249 lira sadece. Sadece ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Ve Nevşin Hocam şimdi en ucuz bebek bezi fiyatı 415 liradan başlıyor. Ve şu an internette 849 liraya kadar çıkıyor. En ucuz bebek maması fiyatları ise 294 liradan başlıyor ve 650 liraya kadar çıkıyor. Şimdi ek olarak bir de bakanlığın çalışan anneler için bir süt yardımı var. O da tek seferlik 520 lira bir süt yardımı tek parası seferlik. Var. Bu şey mi? Nur Hanım sormuş. Emzirme parası vardı sanki bu emzirme parası. Emzirme parası evet. Evet. Duygu Pişkin diyor 2016 yılında doğum yaptım, bir kerelik aldım, bir de prosedürleri var, kaymakamlığa falan gidiyorsunuz diyor. Kaymakamlığa git gel zaten evet. Şartlarında 300 lira harcarsın yani. Evet, kaymakamlığa gidip sosyal yardım başvurusu yapmanız gerekiyor ve o yardımdan sonra sizin o parayı gidip PTT'den çekmeniz lazım. Yani herhangi bir banka hesabı da değil, PTT'den gidip para çekmeniz lazım. Yine evinizin yakında bir PTT yoksa o 300 lira her türlü taksi masrafına gidiyor. De Aile Bakanlığı evet açıklama yaptı dün. Dedi ki başka sosyal yardımlarımız var ama hani bu konu hakkında bir fiyat artışı, ücret artışı söz konusu değil. 300 lira tek seferlik ilk çocuğa veriliyor. Şimdi eğer çalışan bir anneyseniz totalde devlet size tek seferde 820 lira bir para veriyor. Bununla bir paket bebek bezi alabiliyorsunuz en fazla. Şimdi Macaristan'da Arbım 4 çocuk ve üzeri anneleri ömür boyu gelir belgesinden muaf tutacağını söylüyor anayasada. Böyle bir uygulama var. 2019'da yürürlüğe girmiş. Bizde öyle bir şey de yok. Anneler hani ya doğuracaksın ya doğuracaksın ikilemi içerisinde tutuluyor. Ve hani doğuran annelere de bir teşvik yok. Kreş yok, bebek bezi parası yok, çocuk yardımı yok. Bunların hiçbiri yok. Kesinlikle. Ve bu diyorsunuz ki yani aslında orada bir çelişki var. Eğer hükümet çok çocuk politikası yürütmek istiyorsa ona uygun politikalar belirlemeli. Ama sadece söylemde 3 çocuk, 4 çocuk yalnızsın, yapacaksın ve yalnızsın diyor iktidar anladığım kadarıyla. Tabii ki. Şimdi bize doğum kontrolü yapmayın. Çünkü en az 3 çocuk Müslüman aile doğum kontrolü yapmaz diyor. Tamam yapmayalım, doğuralım. Zaten bizi buna mahkum bırakıyorsunuz. Ama bu sefer de diyor ki sana sadece 300 lira para verebilirim. Ya 300 lirayla bir anne nasıl tek seferlik o da çocuk yardımı alabilecek? Yani en fazla marketten şu an 10 paket bebe bisküvisi alabiliyor o 300 lirayla. Bir bebek bezi bile alamıyor. Siz bir de aynı zamanda şeyi çalışıyordunuz değil mi? Yani bu devlet hastanelerinde kürtaja erişim meselesini çalışıyordunuz. O da mümkün değil anladığım kadarıyla herhalde. Genç anneler evet, falan. Devlet hastanesinde de şu an kürtaj olmak istediğinizde doktorlar genelde kürtajdan kaçınıyorlar. Çünkü benim görüştüğüm akademisyen arkadaşlarımın da böyle bir çalışması var. Onlar da diyorlar ki doktorlar kürtaj yaptığında fişlendiklerini söylüyorlarmış, belirtiyorlarmış. Çünkü her kürtaj o doktorun siciline işlenen bir işlem oluyor. Ve o doktora tayin durdurma hakkı, kıdem durdurma hakkı, döner sermayeden mahkum bırakma gibi yaptırımlar uygulanıyor. Bu durumda doktorlar kürtajdan da kaçınıyor. Ama şu da var, şimdi özel kliniklere gidip kürtaj yaptırdığınızda 7 aya kadar kürtaj yapan kaçak klinikler var. Sağlık Bakanlığı bu klinikleri denetlemiyor. 7 ay çok ciddi bir rakam.
7 aylık bir cenini almanız mümkün değil. Çünkü artık bir insan olmuş tabii durumda. Ama bunu yapan klinikler var. Hatta akademisyen indirimi yapan klinikler de var. Eğer profesörseniz, doçentseniz size o kürtaj parasını daha indirimli bir şekilde alıyorlar. Ama evet, devlet bu klinikleri denetlemiyor. İşte. Hocam sağ olasın. Var mı eklemek istediğin başka bir şey? Hayır yok. Yani Gergerlioğlu'nun bu soru önergesi tekrar hani Türkiye'de en az 3 çocuk politikasının gündeme gelmesine neden oldu. İyi bir önerge yakaladı. Ancak Sağlık Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan sonra ne yapacak çok merak ediyorum. Belki bu 300 liranın artmasına da vesile oluruz bir şekilde. Ama dediğim gibi yani Türkiye'de en az 3 çocuk yapıyoruz ama onda bile devlet bizi desteklemiyor. Korunmak istiyoruz, hı hı, onda da bizi devlet desteklemiyor. Yani ya doğuracağız ya da yoksulluk içerisinde doğuracağız şarkındayız hocam. Teşekkürler Meltem Suat, sağ olun, kolay gelsin. Bu arada şimdi tabii Mehmet Şimşek kemer sıkma politikasına devam etmek istiyor. Buna zam gelir mi, çocuk yardımına gelir mi, gelmez mi? Çok da mümkün değil. Hatta geçen hafta Mehmet Şimşek valilerle bir araya gelmişti hatırlayacak olursanız. Bugün yine gündem olmuş, Gazete Pencere yazmış. Ve orada valilere diyor ki ya bu lüks araçlar falan konusunda artık bu diyor bu babanızın parası değil, unutmayın bu devletin parası. Ve dolayısıyla lüks araç almayın artık, lüks araçlar konusunda, harcamalar konusunda kısıntıya gidelim diyor Mehmet Şimşek valilerle yaptığı toplantıda. Orada da valiler Mehmet Şimşek'e şunu sormuş. Demişler ki ya ama biz TOG almak istiyoruz. Hani yerli üretim, milli üretim. TOG'u da almayalım mı? Hani bir de ekstra TOG'umuz olmasın mı diye. Mehmet Şimşek de valilere demiş ki TOG alın o zaman, kendi lüks araçlarınızı satın, makam araçlarınızı satın, TOG alın demiş. Bilmiyorum, bence Cumhurbaşkanı'ndan buna da veto gelir. Çünkü TOG'un da yaşatılması lazım. Bir şekilde herhalde hayır Mehmet Bey sen karışma, valiler bir de TOG alsın diyebilir. Fakat asıl bu 2024 yatırım programında var. Cumhurbaşkanlığı için inşa edilen Marmaris Okluk ve Ahlat Köşkü'nün yapımına ne kadar harcandığı ortaya çıktı. Marmaris Okluğa 60-85,5 milyon lira harcanmış. 2023 sonunda tamamlanması planlanan devlet konuk evine de 40 milyon lira daha harcanacak. Çünkü bu saraylar yapılıyor, bir de yanına devlet konuk evi yapılıyor ya. Bitlis Ahlat'ta da 664,4 milyon lira harcanmış. Evet ve diyor ki 2023 yıl sonunda tamamlanması öngörülen Ahlat Köşkü ile devlet adamları konuk evi ve tesisleri projesinin maliyeti de 1 milyar 219 milyon 901 bin 598 liraya çıkmış. Bu acayip bir şey. 1 milyar dolar bak. 1 milyar dolar arkadaşlar. Değil mi? Hayır pardon, TL. Özür diliyorum. 1 milyar TL'ye çıkmış. Bunlar da böyle nasıl kemer sıkma, kime kemer sıkma, neye göre. Asıl bu milyonlar milyarlar demişken ya bugün her yerde var. Habertürk'te, NTV'de falan. Yani normal iktidara yakın şeyler herhalde. Onun için oralarda haber yaptırılmış zaten de. Yahu İnanılmaz acayip bir şey. Ben inanamadım buradaki rakamlara. Çeşme'de bir çete Türkiye'ye kara para sokan, yani düzensiz yollardan para sokup, çünkü bir yandan da hani Türkiye bu meşhur işte yolsuzluklara karşı mücadele diyelim, orada gri listeden çıkmaya çalışıyor ya Fatf'ta. Böyle adımlar atıyor sürekli. Çeşme'de bir şey, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında diyor. Sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterilip sisteme dahil edilen para. Yapılan açıklama şu: 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronu. Usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giriş yapılmış gibi gösterilmiş, sisteme dahil edilmiş. Arkadaşlar ben sabahtan beri bu haberi 3-4 kere okudum. Anlamaya çalışıyorum. 1 milyar dolar nedir, farkında mısınız ya? 18 milyon euro falan diyor. Bu nasıl bir çeteymiş? Kim? Kim bunlar? Kim bu kadar parayı sokabilir Türkiye'ye? Nedir, ne değildir? Yani bu işin içinde bir iş var. Acaba bir takım paralar getiriliyor da hazineye böyle mi sokuluyor diye düşünmeden edemedim yani. Anlatabiliyor muyum? Türkiye bir açıktan bir para girişi gerekiyor hazineye. 1 milyar diye kara para sokma mı olur ya? Bu neyin kara parası kardeşim? Bu acayip bir şey yani. Garip, öyle bir ya 1 milyar dolar da bulundu falan diye geçti de öyle geçecek bir şey değil. Yani bu işin içinde iş var. Böyle biraz şey yapmak lazım yani, takip etmek lazım. İnanılmaz bir şey. Neyse, harcamalar vesaire demişken birazcık
Birinci Dünya haberleriyle devam edeceğim ama Birinci Dünya haberlerinden önce direniş ekseni. Üçüncü Dünya. Dün İran iki tane hedefi vurdu. Bakın bu da ilk kez böyle 1200 kilometreyi geçen menzilli bir füze kullanıyor. Bu çok önemli bir gelişme. Neden olduğunu da söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'nin tabii bu konuda ne yapacak Türkiye belli değil. Dış politikamız yok. Herhalde ne yapıyoruz? Biz de İran'a mı yanlamaya çalışıyoruz? Ne haber belli değil. Şimdi son Bahçeli'nin bu açıklamalarından falan da sonra Washington Brüksel attı diyor. İşte bunların hepsi terörist falan diyor. Bilmiyorum ne yapacağız? Biz de İran'ın yanında savaşa falan mı gireceğiz? Ya da hepsine karşı mı savaşacağız? Hakan Fidan da bugün bir açıklamasında demiş çünkü. Diyor ki bu diyor savaş bölgesel hale gelebilir falan diyor. Türkiye ne yapacak? Artık Allah kerim arkadaşlar. Ona son anda karar verirler. Erdoğan'la Bahçeli bir araya gelir. Çeşitli menkıbelerden, tarihimizden, efendim bilmem kim Hakan Han Efendi şunu şunu demişti deyip oradan bir strateji çizerler. Biz de artık Allah kerim bilemiyorum herhalde bir şey yaparız. Şimdi 4 tane Hayber Şekan füzesi fırlatmışlar Huzestan'dan. Bu önemli. Bir de 4 tane Kirmanşah'tan füze fırlatılıyor. Bunlar Erbil'e gidiyor. Bir, Suriye'de İdlib'i vuruyorlar. İdlib'i neden vuruyorlar? İdlib yakınlarına Hayat Tahrir Şam üssü burası diyorlar. Fakat diyorlar ki bir takım IŞİD militanları da burada eğitim görüyordu. Geçtiğimiz haftalarda bu İranlı Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün, yıl dönümünün anmasında bir terör saldırısı gerçekleşmişti. Bunda IŞİD üstlenmişti ya. Diyor ki İran biz onun için buna karşılık olarak IŞİD'in buradaki üssünü vurduk diyor. Ama asıl Erbil'i vuruyor. Kuzey Irak. Niye? Çünkü diyor ki İran efendim diyor bu da geçtiğimiz haftalarda yine devrim muhafızları komutanlarından bir tanesi. Bu Suriye'yi koordine eden Suriye'de bir nokta operasyonuyla öldürülmüştü İsrail tarafından. Ona cevaben Kuzey Irak'ta Erbil'i vurduk biz diyor. Erbil'de bir iş insanının yani önce Amerikan konsolosluğu yakınlarına düşmüş füzeler ama Amerikalılarda da bir yaralanma vesaire bir şey yok. Bir Kuzey Iraklı iş adamını asıl öldürüyorlar. Dizai. Dizai öldürülüyor ailesiyle beraber. Ölenlerin arasında bir çocuk da olduğu, bir yaşında bebek de olduğu söyleniyor. Bu önemli bir gelişme. Bunu da kendi öldürülen komutanlarına karşılık öldürdüklerini söylüyorlar. Şimdi bu zamana kadar İran hep böyle vekaletler savaşı yürütüyordu ya. Husiler de Aden Körfezi'nde bu arada bir Amerikan kargo gemisini vurdu. Husiler üstünden. Hizbullah sürekli İsrail'e saldırıyor. İran ilk kez İran'dan direkt ateşlenen füzeleri görüyoruz. Bence bu şunun için önemli. Bence burada İran'ın dişine kan değdi. Bir kere şunu Türk kamuoyunda yine yaygın kanının aksine. Bakıyorum yine herkes işte Amerika İran'ı savaşa çekmeye çalışıyor falan diyor insanlar. Çünkü ezberlerimiz var ve tüm dünyada petrol var falan. Hani böyle ezber düşünmeye alıştık ya. Yani aslında tam tersi biraz da ona da gireceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler yaklaşıyor. Bir, iki, Amerikan kamuoyu yapılan bütün anketlerde Amerikan varlığını Orta Doğu'da istemiyor. Amerika da Orta Doğu'dan aslında bakacak olsanız çekilmek istiyor. Bunu yarın belki Aslı Aydın Taşbaş'la da masaya yatırırız. Özellikle Suriye'deki varlığını azaltmak istiyor Amerika. Biraz daha Çin ağırlıklı, Pasifik'e ağırlık vermek istiyorlar. Kendilerine güvenlik tehdidi olarak Çin Pasifik bölgesini görüyorlar. Onun için ufak ufak buradan uzamak istiyorlar aslında. Valla İran'dan nasıl olsa Amerika bize bir cevap veremiyor. Vermeyecek. Burada artık Amerika kapsamlı bir operasyona da girmez. Bir an önce İsrail'in de bu operasyonu Amerikan tarafı Netanyahu üzerinde bunun için baskı kuruyor. Yani bu operasyon, operasyon neyse tamamlayın kardeşim artık bunu neyse ne. Sonra Gazze'nin yeniden inşası mı olacak artık orada yeni bir iktidar mı kurulacak neyse bu işlere bakalım. Bu iş bölgeselleşmesin diyorlar. İran'da bunu gördükçe ha iyi abi o zaman ben de bölgedeki etkimi artırırım. Hegemonyamı arttırırım. Nasıl olsa bunların bir gönlü yok. Yani anladığım kadarıyla burada Biden yönetimini zaaflarını da görüyorlar. Güçsüz de görüyorlar. İyi nasıl olsa bunların bir şey yapacağı yok. Biz de burada aynen devam ederiz diye. Bu tabii Kuzey Irak'ta özellikle Erbil'de bu sivil hedeflerin vurulması ciddi bir yankı yarattı. Şunu söylüyorlar Kuzey Irak'ta. Bu arada hani bu vurdukları PKK falan değil. Onu yanlış anlamayın. Tam tersine Türkiye'ye yakın, Barzani'ye yakın bir iş adamı bu. Önemli bir hatta Irak'ın en zengin adamlarından biri olarak biliniyor. Böyle büyük gayrimenkul projelerinde olan birisi. Dizai. Ailesiyle var. İran diyor ki Mossad'la işbirliği yapıyordu. Onun için vurduk falan diyor. Kendisine göre. Öyle mi değil mi? Asıl belki Barzani'ye bir mesaj mı? Ki aslında Barzani İran'a çok da taviz verdi. Fakat İran'a taviz vermek bir şeyi değiştirmez. Bu tip rejimler sonuna kadar gitmek isterler. Çünkü geçen sene İran demişti ki Barzani'ye yani buradaki bu bölgedeki Kürt partilerini silahsızlandırın. Kimi Kürt partilerini? Barzani de tamam dedi. Ve bu Kürt partileri, Kürt gruplar silahsızlandırıldı. Yani bunun da
yeterli olmadığı anlaşılıyor İran açısından. Yani dediğim gibi hani sanılmasın ki bu da Türkiye'de yanlış okunuyor. İşte İran'da burada PKK'yı vuruyor. PKK'yı vurmuyor, alakası yok. Dediğim gibi Türkiye'nin beraber çalıştığı Barzani'ye yakın bir iş adamını vurdu. Bunlar da Mossadçı diye İran. Bunda not düşmüş olalım. Şimdi bundan sonra yeni bir denklem olur mu? Amerikan yönetimi burada daha etkin bir şey yapmak zorunda kalır mı? Onu göreceğiz ama ben de çok beklemiyorum. Amerika'da da kimse beklemiyor açıkçası. Tayvan biraz daha ön plana çıkacak. Tayvan'da yeniden seçimler oldu ve Çin karşıtı iktidar bir daha seçildi ama şimdi Amerikan seçimleri yaklaşırken şu öngörüde bulunuluyor. Yani Tayvan aslında kendisini bağımsız bir ülke olarak tanımlıyor. Fakat Çin de diyor ki bura bağımsız değil, burası bana bağlı. Fakat Çin ordusu Tayvan'a çıkmış değil. Bu da Amerika Birleşik Devletleri için bir kırmızı çizgi. Amerikan tarafı Tayvan'ın bağımsızlığını savunuyor ama işte bir yandan da oradaki diplomatik temsilinde tam da mesela büyükelçilik düzeyinde tutmuyor falan. Orada bir böyle hassas bir denge kurulmuş durumda. Tayvan şundan da önemli, çip üretimi Tayvan'da malumunuz. Fakat bu güvenlik tehdidini gören Amerika peyderpey çip üretimini Tayvan'dan işte biraz daha Amerikan tarafına kaydırmaya başladı falan. Ama stratejik bir önemi var ve burada Çin Amerikan gerginliğine eskale edebilecek bir hamle olur. Çin'den gelecek bu hamle. Bir tür full askeri operasyon değil ama ona benzer bir şey yapması bekleniyor Çin'in. Tayvan'da asıl Amerika'nın gözü kulağı orada, yani Orta Doğu'dan ziyade bu, her ne kadar Türkiye'de böyle anlaşılmak istenmese de. Çünkü bizim komplo teorisyenlerimiz öyle yazmıyor malumunuz ve onları Twitter'dan 140 karakterli yazdıkları şeyleri okumak, zırvalıkları daha kolay diye millet bunu böyle okumuyor ama bu işin gerçeği bu. Bunu da şey yapmak için alim olmaya da gerek yok. Açık Amerikan kaynaklarını, basınını neyse ya da neyse Çin basınını falan takip ederek bunlara ulaşmak mümkün. Asıl mesele şu. Şimdi Amerikan seçimlerinde ne olacak? Trump gelecek mi, gelmeyecek mi? Şimdi Trump'la ilgili o kadar çok mahkeme var ki, hakkında bir çeşitli açılmış mahkemeler var. Bir, 2020 seçimlerine müdahale etti mi etmedi mi? Bu 6 Ocak olaylarının, kongre baskınının arkasında Trump var mı yok mu? Bir bu. İki, Amerikan başkanı iken devlete ait gizli belgeleri evine götürüp millete gösterdi mi? Bu dava devam ediyor. Georgia seçimlerine 2020'de müdahale etmeye çalıştı mı? Bu ayrı bir dava. New York'ta bir hakaret davası var. Bir porno yıldızına sus parası verdi mi vermedi mi başkan seçilirken? Bir de konut yolsuzluğu davası var. Dava üstüne dava, dava üstüne dava. Neden? Şimdi Cumhuriyetçiler diyorlar ki bu davalar siyasi davalar. Trump'ın önü kesilmeye çalışılıyor. Seçilmesin diye. Yani yargıyla siyasete müdahale var diyorlar. Şimdi kimi eyaletlerde Trump'ın ön seçimlerde oy pusulasında olmamasına karar verildi. Ama bu söz konusu eyaletler Cumhuriyetçilerin zaten baskın olduğu eyaletler değil. Yani Cumhuriyetçilerin adayının kim olacağına asıl karar verilecek eyaletler değil. Yani bu Amerika'da seçim hiç bitmez deniyor ya, hep ön seçimle kim olacak, Cumhuriyetçilerin adayı kim olacak, Demokratların adayı kim olacak, hep ön seçimle belirleniyor biliyorsunuz. Bu ön seçim süreci de başladı ve Iowa'da, önemli eyaletlerden bir tanesi, dün Trump %52 ile, bakın yani %50 daha doğrusu, 52 bin oy, %50 ile cayır cayır birinci sırada çıktı. En yakın rakibi %21 Ron DeSantis, Nikki Haley %19.1, Vivek Ramaswamy %7. Zaten Ramaswamy çekiliyorum ben dedim madem öyle adaylıktan. Bu Iowa sonucu ortaya şu çıktı diyorlar: Cumhuriyetçilerin tabanında Trump'a destek full. Cumhuriyetçi taban Trump'tan yana, muhtemelen aday Trump olacak. Zaten Trump da bunun farkında ve şeye hiç çıkmadı. Mesela bu televizyonda falan oluyor ya işte Cumhuriyetçi adaylar çıkıp münazara yapıyorlar, tartışıyorlar mesela. Hiç Trump buralara çıkmadı. Çünkü şundan dolayı dedi ki, yani şöyle düşün, kim bunlar öbürleri? Ben, asıl lider benim kardeşim, ben buralara çıkıp da hiç bu şeylere katılmam. Buradaki tartışmalara falan katılmam dedi. Televizyona falan da çıkmıyor. Kendi Truth Social'dan mesajlar atıyor falan. Kendi gezili seçim kampanyasını yürütüyor. Fakat işte bu davalar hepsi o kadar üst üste geliyor ki Trump'ın her gün Amerika'nın bir yerinde bir duruşmada olması lazım. Yani resmen işin şey tarafı var hakikaten. Bu yargı sisteminden çıkabilecek mi Trump'ın adaylığı, çıkamayacak mı meselesi var ama Cumhuriyetçilerin adayı olacak yani, öyle gibi. Cumhuriyetçi taban Trump'tan yana. Fakat en son şunu söyledi Trump'ın ekibi. Ya işte böyle Amerikan anayasasında bilmem ne maddesine göre Trump
başkan olduğu dönemde dokunulmazlığı var. O nedenle bu suçların hiçbir tanesinden yargılanamaz diye bir şey söyledi Trump'ın avukatları. Bunu ortaya attılar. Yargılanabilir mi, yargılanamaz mı? Bunu anayasa, üst mahkeme, yüksek mahkeme bakacak. Bu meseleye bakıyor. Şimdi herkes bunu tartışıyor. Fakat bununla ilgili bir anket de yapılmış. CBS YouGov'la yapmış. Trump'ın dokunulmazlığı olmalı mı, olmamalı mı diye. Olmamalı diyenler %64. Burada şöyle bir açmaz var. Şimdi anketlerde şu görünüyor. Cumhuriyetçilerin arasında Trump çok güçlü. Cumhuriyetçi tamam Trump'ı istiyor, fakat Trump'la Biden yarışırsa Biden'la Trump arasındaki marjin az. Çünkü Trump yine böyle bir kaosu. Kaos, darbe girişimleri, şu bu, bağırtı çağırtı. Biraz daha bir Amerikan başkanı olarak onu sembolize ediyor. Onu da söylüyor zaten. Öc alacağım ben diyor, ama herkesin öcünü alacağım. Hepimizin öcünü alacağım diyor. Bizim önümüzü kesmeye, bize bunları yapmaya çalıştılar. 2020 seçimlerini de çaldılar. Şimdi hesap verme zamanı diye bir tür kaos, itişme, kakışma vaat ediyor. Biden'sa sakinlik, makinlik, işte Biden Economics nedir, bu yeni kendi enflasyon paketi, bunu uygulayacağız falan. Böyle daha bir sakinlik, daha bir istikrar. Onun içinde yani bu özellikle Biden ekibinin istikrar mesajının altını çizdiğini, bu söylemle yürüdüğünü şunun için unutmayalım. Onun için de girmek istemiyorlar Orta Doğu'da bir savaş, İran'ı vuralım falan. Bu işlere girmek istemiyorlar. Çünkü Trump'ın karşısında şunu vaat ediyorlar insan. Yani istikrar, sakinlik, tamam artık işte stratejik rakibinin Çin olduğunu fark eden bir Amerika, ona göre politika yürüten bir Amerika, oraya asker gönderen değil. Vermeye çalıştıkları mesaj bu. Onun için de kenara sıkışıyorlar. Ve İranlılar da aslında Amerikan politikalarını çok yakından takip ederler. Yani alışkanlık olarak. Hem Şah zamanında yakın çalıştıkları için, hem de 1979 devrimini buna karşı yaptıkları için çok yakından takip ederler. Ve bunu takip ediyorlar. Bunu görüyorlar. Bizim elimiz rahat diye düşünüyor İranlılar şu anda bölgede. Dolayısıyla şimdi Biden bunu kovalıyor. Fakat ne olacak? Yani anketlerde diyorlar ki mesela Nikki Haley veyahut da DeSantis Biden'a karşı rahat kazanıyor görünüyor. Biden da bunu vaat ediyor ama Biden da yaşlı. Bu çıkıyor Amerikan anketlerinde. Ya bu adam yaşlı kardeş, bu ne dediğini bilmiyor. Mesela Trump'la Biden'ın yaşı çok farklı değil ama Biden daha bir yaşlı görünüyor. Böyle bir sıkıntı var Amerikan kamuoyunda. Böyle bir görünüm var. Dolayısıyla diğer genç adaylar daha avantajlı. Trump ise böyle kaotik, ölç al bilmem ne falan böyle bir isim. Biden'ın arasındaki marjin daha az gibi görünüyor. Ama tabii o zamana kadar neler olacak, neler olacak? Acaba bu yargı yoluyla hakikaten Trump'ın önü kesilecek mi, kesilmeyecek mi? Birinci dünyada bunlar tartışılıyor. Bunlar oluyor açıkçası. Olanlar bunlar. Bakıyorum sizin yorumlarınıza. Bir yandan. Evet, Esra diyor ki Biden'ın ömrü yetecek mi bakalım seçimlere girmeye? Böyle bir imaj var yani. Bu adam böyle yaşlı, güçten düştüğü, ne dediğini bilmiyor falan. Şimdi kendisi de seçim gezilerinde bunun esprisini yapıyor sürekli. Yani böyle yaşlılığından falan espri yapıyor ama nasıl olacak bilmiyorum. Trump seçilirse dünyanın hali pürmelali ne olur onu da bilmiyorum. Davos'ta mesela, Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu toplantıları var. En çok konuşulan konulardan bir tanesi Trump. Trump geri gelirse ne olur? Trump geri gelirse ne olacak falan. Bu imiş. Başlıklardan bir tanesi buymuş. Türkiye'nin yüksek düzey bir temsiliyeti yok Davos'ta, biliyorsunuz. Mehmet Şimşek falan gitmedi. Ama vallahi işte birinci dünya orada. Trump şeyde konuşuyor. Çin de orada aslında. Hatta Politico haber yapmış. Kapsamlı bir haber. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken en çok bundan rahatsızmış bir ekibi. Çin diplomatik ekibi çok kalabalık giriyor Davos'a. Her yerde çok etkinler, sürekli toplantılar yapıyorlar. Amerikan delegasyonu biraz daha zayıf kalmış. Yani bütün dünya orada, bizi bağlamaz arkadaş. Biz kendi kendimize, böyle kendi şeyimizle, menkıbelerden ördüğümüz dış politikamızla kafamıza göre devam ediyoruz. Kıskananlar çatlasın diyorum ve noktalıyorum. Görüşmek üzere.